olduğunuz motifli yeleğin yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. Örgü yerini başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği basit bir yelek olduğunu düşünüyorum. İlk olarak motiflerimizi örmekle başlıyoruz. Daha sonrasında birleştiriyoruz. En son kenar sık iğnelerini örerek yeleğimizi tamamlıyoruz. Ben toplam olarak 56 tane motif ördüm. 36-38 bedene uygun bir yelek hazırladım. İsterseniz daha fazla motif örerek bedende büyütme de yapabilirsiniz. Beden büyütmeyi başta anlatmak istiyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ben önlerde iki tane motif kullandım. Eğer bedenini büyütmek istiyorsanız iki değil de üç motif kullanın. Önlerde en olarak boy olarak da yine istediğiniz uzunlukta örüp ya da isterseniz kısa da örebilirsiniz. Ben bu şekilde uzun hazırladım. Dediğim gibi dilerseniz daha da kısa örebilirsiniz. Arka motif sayısını da şu şekilde ayarlayacaksınız. Ben en olarak 5 motif, boy olarak da 6 motif kullandım. Arka bedeni de büyütmek istiyorsanız eğer en olarak 5 değil de 6-7 motif de kullanıp bedeni daha büyük bir hale getirebilirsiniz. Baştan şunu da söylemek istiyorum. Önleri tam kapatmak istiyorsanız eğer yeleğinizin, bakın benim tam şu an kapanmıyor. Kenar ben... Sık iğnelerini burada iki sıra ördüm. Siz dilerseniz burada daha fazla da örebilirsiniz. Burayı kapatmak istiyorsanız eğer. Ya da çok büyük bir yelek örmek istiyorsunuz. Ön taraf tamamen kapansın istiyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Koltuk altında motifimiz yok. Eğer daha büyük yelek örecekseniz koltuk altına motif ekleyebilirsiniz. Bunu da kendi belinize göre ayarlayabilirsiniz. Motif sayılarınızı arttırarak dediğim gibi bedende büyüklük yapabilirsiniz. Daha küçük örmek istiyorsanız eğer de söyleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde alttan iki motifi görmeyelim. Şöyle ikiye katlayayım. Bakın bel hizasında da yeleğinizi örüp tamamlayabilirsiniz. Evet, ön tarafında ben düğme kullanmadım. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapacaksınız. Önleri tamamen kapansın istediğiniz noktaya kadar geldiğinde Düğme için yerlerinizi belirleyin, aralarda düğme için yer ayırlayın, İstediğiniz aralıkta düğmelerinizi dikip önünü bu şekilde kapatabilirsiniz. Ben bu tarz bir yelek istediğim için bu şekilde yaptım. Dediğim gibi önleri daha fazla örerek tamamen kapatabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Kolların e, kenar bölümünün sık iğnelerini istediğiniz kalınlıkta da yapabilirsiniz. Daha kısa daha uzun tamamen sizin zevkinize kalmış. Şu ense kısmında ben hafif bir eksiltme yaptım. Bakın şu şekilde göstereyim. Arka şu ense motiflerimizde 3 tane ensede motifimiz var onların aralarından ben eksiltme yaparak daha böyle toplu durmasını istediğim için aralardan eksiltme yaptım zaten videonun içerisinde nasıl eksiltme yaptığımı görüyor olacaksınız ip bilgisini açıklamalar kısmında yazıyor olacağım ben yeleğimi uzun örmek istediğim için ana rengim olan ipimden üç buçuk yumak kadar ip kullandım siz daha kısa öreceksiniz ona göre daha az ipiniz gidecektir ya da daha bedeni büyütmek istiyorsanız daha fazla ipiniz gidecektir Bunu baş baştan söyleyeyim. Evet beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıya Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdi yeleğin yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde 3 tane rengimiz var. İplerime uygun olarak da 3,5 numaralı tığımı kullanacağım. İp bilgisi olarak açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Kaçer tane yumak kullandığımı ve benimle aynı renk ipleri kullanmak istiyorsanız eğer marka bilgisi ve renk kodlarını da açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Tıklayarak oradan bakabilirsiniz. Şimdi ilk olarak motiflerimizi örmekle başlayacağız. Ortası için turuncu ipimizi alıyoruz. Şöyle ipimizi alalım. Sihirli halka yaparak başlayacağız. İpimi parmağıma doladıktan sonra şu şekilde iki parmağıma daha doluyorum. Aradan tığımı yerleştiriyorum ve burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığım üst ipimi doladım. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. İpimi çektim. İkisini bir, İkisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Burada tekrar tığımın üstüne ipimi doladım. Sihirli halkın içerisinde batıyorum. ipimi çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan ördüm. İlerledikçe bu kısa kalan ipimizi şöyle çekiştirerek sihirli halkayı biraz kapatıyorum. Şimdi başta çekmiş olduğumuz 3 tane zinciri bir trabzan olarak sayıyorum ve toplamda bakın bu şekilde 12 tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi 12 tane ikili trabzanla dolduralım. Evet toplamda 12 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra bu kısa kalan ipimizi iyice çekiştiriyoruz ve ortaya kapatıyoruz. Şimdi başta çekmiş olduğumuz burada 3 tane zincirimiz vardı. Bunun tam tepe noktasına şu şekilde batacağız. Evet zincirimize battıktan sonra arkadan bu kısa kalan ipimize tığımın üstüne doladım. Şöyle ipimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak bakın ortayı hazırlamış olduk. Bir tane de zincirimizi çekelim burada. Ve artık ipimizi kesiyoruz. Orta kısmını örmüş olduk. Şimdi şöyle içeriye doğru bu kısa kalan ipi de şöyle alıyorum. Şimdi yeni rengimize geçiyoruz. Beyaz ipimizi alacağız. Beyaz ipimi aldıktan sonra şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Tırmus ipimi doladım. Burada e, ikili trabzan grupları öreceğiz. Şimdi tam bitirdiğimiz noktaya batıyorum. Bakın zincirin içerisine battım. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığım üst ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum ve bu kısa kalan ipleri arkadan ben yürütüyorum daha temiz bir görüntü için. İkinci ikili trabzanımı ördüm. Tığım üst ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Dördüncü ikili trabzanımı ördüm. Şimdi burada ne yapmış olduk? Aynı boşluğa Bakın, dört tane ikili trabzan ördüm. İpimizden tığımızı çıkardık ve ilk yaptığımız ikili trabzanın tam tepe noktasına battım. Daha sonrasında ipimi, bakın böyle içeriye doğru çektim. 1 2 tane zincirimi çekmiş oldum araya. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Tığımız ipimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. Daha sonrasında arkadan kısa kalan ipleri de yürütüyorum. Bakın bu şekilde bir tane ikili trabzan ördüm. Yavaş anlatıyorum ki iyice anlaşılsın istiyorum. Tekrar tam üst ipimi Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın üst ipimi Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 3 tekrar batıyorum. 4. 4 tane ikili trabzanımı ördükten sonra tığımı çıkartıyorum. İlk yaptığımız ikili trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. İpimi bu şekilde çekiyorum ve araya iki tane de zincir çekiyoruz. Şimdi aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Her ikili trabzanın tepesine bu şekilde çiçeklerimizi öreceğiz. Şimdi yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzanı ördükten sonra tığımı çıkardım. İlk yaptığım ikili trabzanın tam tepe noktasına batıyorum bakın. Daha sonrasında ipimi alıyorum. Çekiyorum. 1 iki tane zincirimi çektim. Tığım üst ipimi doladım. Yandakine geçiyorum. Bu şekilde. Hep aynı şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna gelene kadar. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yine araya iki tane zincirimizi çekiyoruz. Burada yine bakın ilk yaptığımız ikili trabzan grubunun tam arkasında şöyle bir tane zincirimiz var. Tam o zincirin içerisine battım. ipimi bu şekilde kaydırarak sıramı kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Ve artık burada ipimi kesiyorum. Ve çiçeğimizi örmüş olduk bu şekilde. Şimdi arka tarafından şöyle motifimin Kalan kısa iplerini Bu aşamada temizliyorum ben hem Bakın şöyle kısa kalan iplerimizi Kesiyoruz zaten iç tarafından Ben yürüttüm Şimdi sıra sonuna geldiğimizde Zaten 12 tane ikili trabzanımız vardı Bu şekilde saydığımızda İkinci sıramızda da ikili trabzan gruplarımız sıra sonunda yine 12 tane olması gerekiyor. Şimdi ana rengim olan ipimi alıyorum. Bakın yine renk geçişlerinde bir tane zincirimi çektim. Tığım üst ipimi doladım. Şimdi motifimizi kare haline getireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bakın ilk zincir çekmiş olduğumuz herhangi bir boşluğa batalım. Daha sonrasında bir tane ikili trabzan örüyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Üçüncü ikili tırabzanımı ördüm. Araya iki tane zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İki. Ve aynı boşluğa tekrar battım. Üç tane ikili trabzan örerek köşemizi örmüş olduk. Bakın ilk köşemizi ördük. Şimdi devam ediyorum. Tığımız ipimi doladım. Yandaki bakın zincir boşluğuna battım. Bu boşluklara 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın 3 tane iki trabzan ördüm. Tığımız tepimi doğadım. Yandaki boşluğa batıyorum. Buraya da 1, 2 ve 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bu kısa kalan ipi de aradan yürüteceğiz yine. Şimdi ne yapmış oldum? 2 i̇ki tane iki trabzan grubu ördükten sonra köşe örüyoruz. Tekrardan köşelerimiz nasıldı? 3 tane ikili trabzan, 2 zincir. Aynı boşluğa tekrardan 3 tane ikili trabzan öreceğiz. Şu ipimi bir açayım. 1. Aynı boşluğa 2. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığım ipimi doladım. Yandaki boşluğa geçiyorum. Bakın. Yine arkadan ipimi yürütüyorum. 1. Aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3 tane iki trabzanımı ördüm. Bakın köşeden sonra 3 tane iki trabzanımı ördüm. Şimdi yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya da yine 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Daha sonrasında yandaki boşluğa 1 2 ve üç tane iki trabzanım ördüm, iki zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar batarak üç tane iki trabzanım örüyorum ve köşemi tamamlamış oldum. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın, iki köşe arasında iki tane iki trabzan gruplarımız var. Gruplar arasında zincirimiz yok. Sadece köşelerde iki tane zincirimiz var ve bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine dediğim gibi. 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan köşe, 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldik. Köşelerimizi ördük. Şimdi sıra sonunda ne yapıyoruz? Yine geçiş noktamızda zincirimiz yok. İlk yapmış olduğum iki trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. Bu battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamızı yapmış olduk. Şimdi bu şekilde üçüncü sıramızı da ördük. Şimdi şu köşeye gelene kadar bakın. İki tane kaydırma yapıyorum. Daha sonrasında köşe boşluğuna geldiğimizde 3 tane zincir çektik ve bir üst sıraya çıkmış olduk. Tığımız hepimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 2, aynı boşluğa tekrar batıyorum ve 3 tane iki trabzanımız var. Araya 2 tane zincirimiz var. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1, 2, ve 3 tane ikili trabzanımızı bu şekilde örerek köşenin üstüne yine köşe yapmış olduk. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi her gördüğümüz ikili trabzanın tepesine bir defa batarak ikili trabzan yapacağız. Tığımın ipimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Tığım üst tepimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Şimdi yanına geçiyorum. Bakın tam tepe noktasına şu şekilde batıyoruz. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yanına geçtim. Bir tane iki trabzan yanına geçiyorum. Bir tane iki trabzan şeklinde buraya sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Köşelerin üstüne yine köşemizi öreceğiz. Tabii ki de Şimdi bir tane daha köşe göstereyim. Hiç bilmeyenler için. Bakın yine köşe noktasına geldik. Bakın. Alt sırada bulunan 3 tane bakın şu şekilde ikili trabzanlarımız var. Köşedeki ikili trabzanlar. Onların da tepelerine birer defa batarak sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi köşe boşluğuna battım. 1 Tekrar batıyorum. 2 Tekrar batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 tane zincirimi çektim ve aynı boşluğa tekrar batarak 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi yandaki ikili trabzan tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan şeklinde burayı sıra sonuna kadar örüp tamamlayacağız. Şimdi motifimizi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar örüp tamamladım. Burada ilk yaptığımız zincirimiz vardı. Zincirle ikili trabzanın tam arada kalan tepesine battım. İpimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve burada artık ipimi kesiyorum. Bu şekilde motifimizi örüp tamamlamış olacağız. Şöyle kısa kalan ipi de içeriye doğru alıyorum. Şimdi ben bu şekilde motiflerimi örüp tamamladım. Bedenlere göre farklılık gösteriyor tabii ki de motif sayılarınız. Ben 36-38 bedene uygun uzun bir yelek ördüğüm için benim istediğim bedene uygun olarak şu şekilde ayarladım arkası için. Ee, toplam olarak yani 30 tane motif ördüm. en ee, olarak bu şekilde 5 tane motif. Bakın en olarak 1 2 3 4 5 tane motif. Boy olarak da toplamda 6 tane motifimizi yerleştiriyoruz. Arkası için dediğim gibi 30 tane motifimizi örüyoruz. E ee, önleri de şu şekilde ayarladım. Birer tane omuzlara motif ayarlıyoruz. Şöyle bir tane buraya bir tane diğer omuza bu şekilde motiflerimizi ayarlıyoruz ekstra olarak iki tane motif örüyoruz ee, önleri içinde şu şekilde yapacağız yine e, boy olarak altı tane motif en olarak da bu şekilde iki tane motif hazırlıyoruz şimdi motiflerin birleşimine geldiğimizde sıra şu şekilde yapacağız tığ ile birleştirme yapacağım ben şöyle yapacağız bakın bu ön ve arkayı ilk olarak kendi aralarında yani yanlamasına yani en olarak birleştirme yapacağım. Enlemesine bir birleştirme yapacağım. Daha sonrasında boydan bir birleştirme yapacağız. Şöyle önleri ve arkaları hiç ip koparmadan bakın en olarak şöyle komple birleştireceğim. Bakın, şöyle yerleştiriyorum. Şu an farkındayım, e, ekrana sığmıyor yaptıklarım e, belli olmuyor ama e, bir yere yerleştirin. Sizde bir masaya olur, bir e, koltuğa olur, bir yerleştirin. Dediğim gibi arkası için toplam olarak 30 tane motif, önler içinde toplam olarak 12 tane motif bu tarafa, 12 tane motif de e, sağ tarafa ayarlamamız gerekiyor. Dediğim gibi boy olarak. Altı tane önler, arkalarda o şekilde. Önler yine iki tane motif bu şekilde. Yan en olarak da birleştiriyoruz. Şimdi dediğim gibi ilk olarak birleştirmeyi yapacağız. Birleştirmesi zaten tığ ile sık iğne tekniğiyle birleştireceğiz ve çok kolay bir şekilde yaparak bitirmiş olacağız. Şöyle ben yerleştiriyorum. Bakın ense kısmına da bir tane motifimiz kalıyor. Arkaya o yüzden 5 tane motif en olarak bıraktık. Şimdi bu şekilde bakın niye yerleştiriyorum ben. Hep bütün motiflerimizi yan yana açmış oldum. Tabii ki de kol boşluğumuzu vermemiz gerekiyor. Kol boşluğunu unutmuyoruz. Şimdi ben örnek olsun diye birleştirme tabii ki de göstereceğim. Şöyle enlemesine bir birleştirme yaparak başlayacağız. Şöyle kamerayı olabildiğince yukarıya doğru kaldıracağım. Şimdi ana rengimiz olan ipimizi alıyoruz. Tığıma bir tane zincir çekerek birleştirmeye başlayacağım. Dediğim gibi en olarak bakın önü ve arkayı aynı anda birleştiriyorum. Şöyle e, arka kısmının uç kısımlarından iki tane motifimi aldım. Bakın bütün birleştirmemiz bu şekilde olacak. Tam köşe noktasından batıyorum. Diğer motifimin de arka köşe noktasına battım. İpimi burada sabitliyorum. Daha sonrasında sıra gelen ikili trabzanın iki dalına da battım. Bakın iki ilmeğe de battım. Şimdi arkadaki motifimin de denk gelen noktasına batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane buradan aldım, bir tane arkadan aldım, sık iğne yaptım. Bakın bir tane buradan alıyorum, bir tane de arkadan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bir tane buradan aldım. Bir tane arkadan aldım ve sık iğne yaptım. Şöyle yavaş da gösteriyorum. Tığımda iki tane ipim var. İkisini aynı anda çıkıyorum. Bakın bir tane buradan aldım. Bir tane arkadaki motifimin ilmeğinden aldım ve ikisini aynı anda çıktım. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Diğer iki motifimizi de alıp nasıl ilerliyorum tabii ki de göstereceğim. Zaten çok basit bir teknik bakın. Hep bu şekilde birleştireceğiz. Ta ki dediğim gibi koltuk altına gelene kadar birleştirelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Zaten eşit ördüğümüz için motiflerimiz birbirlerine denk gelecektir. Tam köşe boşluğuna battım. Arkadaki motifimin de köşe boşluğuna batıyorum. ipimi çekiyorum. Yine tığımda iki tane ipim var. İkisini aynı anda çıkıyorum. Bakın sık iğne yaptım. Şöyle bir görüntümüz olması gerekiyor. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi ne yapıyorum? Sıra gelen iki motifimi daha alıyorum. Bakın tığımı yerleştireyim. Bir tane motifimi aldım. Tam köşe noktasına battım. ipi sabitledim. Bakın sabitleme yaptım. Daha sonrasında arkadan bir tane daha motifimi aldım. Onun da tam köşe noktasına batıyorum ve ipi sabitliyorum. Şimdi sıra gelen ikili trabzanın tepesine battım. Arkadaki motifimin de sıra gelen ikili trabzanın tepesine battım. İkisini aynı anda çıktım. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Farklı hiçbir şey yok. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Bütün motifleri birleştireceğiz. İpimizi kopartacağız. Bir üst sıraya çıkacağız. Dediğim gibi ilk olarak enlemesini birleştireceğiz. Daha sonrasında boydan birleştirmesini yapacağız. Şimdi ben bu şekilde Arka bütün motiflerimi sırayla enlemesini birleştiriyorum. Bakın farklı bir şey olsa zaten gösteririm. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Hep ikili trabzanların tepelerine batıp sık iğne şeklinde ilerliyorum. Sıra sonuna geldiğimizde sırada olan mesela şu iki motifi alıp devam edeceğim. Daha sonra bunu bunu bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi birleştirmelerimi tamamlayacağım. Yine boydan birleştirmeyi de tekrar gösteririm. Şimdi gösterdiğim şekilde birleştirmeleri tamamladım. Bakın en olarak birleştirdim, daha boy olarak birleştirmesini yapmadım. Dediğim gibi birlikte birleştireceğiz oraları da. Ve açık halini göstermek istiyorum. Bakın, dediğim gibi koltuk altına gelene kadar birleştirmeyi yapıyoruz. Koltuk altından sonra şimdi şuradan göstereceğim. Diğer omuzu dikmedim, birleştirmedim. Size göstereceğim diye şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şu tarafımız daha açık. Şöyle göstereceğim. Şöyle. Bakın burası daha açık. Şöyle açıklığımız var. Burayı birleştirmiyoruz. Bakın arka önle birleştirirken şöyle komple yatay halinde birleştirirken buradaki dört motifimizi birleştirmiyoruz. Öne ait olan dört motifi. Şöyle omuz olan motifimi de birleştirdim. Şimdi bunu da bu şekilde arkaya birleştireceğim ve şurada bir birleştirme yapacağız. Boy olarak da birleştirirken tam şu üç motifin birleşim noktasını şöyle yaptım. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın burada bir üç motifimizin birleşim noktası var. Dediğim gibi burası omuz. Omuzlarda birer tane motifimiz var. Bedeni daha büyük ya da daha küçük de tabii ki de yapabilirsiniz. Buralar tamamen beden ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben omuza bir tane koydum diye sizde bir tane koymak zorunda değilsiniz. Orayı ayarlamak artık sizin elinizde. İki tane de motif ayarlayabilirsiniz eğer ön ve arkayı daha büyük yaptıysanız o şekilde söyleyeyim şimdi dediğim gibi bakın şöyle birleştirdi kol bölümümüzü buraya yerleştireceğiz şöyle kolumuz burası bakın koltuk altı bölümü şöyle arka tarafından birleştirmeye yapmaya başlayacağız omuzdan Şuradaki açıklığımızı birleştireceğiz Bakın tam köşe noktasından battım. Arka taraftayız. Omuza birleştirdiğim motifimi alıyorum. Onun da tam köşe noktasından battım. ipimi sabitledim. Şimdi yine gösterdiğim gibi her ilmekleri birbirine denk gelecek şekilde birleştiriyoruz. Örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Zaten burada bir tane motifim var. Şimdi sıra sonuna kadar omuzu birleştirip tamamladım gösterdiğim gibi. Şimdi buradan boydan birleştireceğiz ama şu üç motifimi şöyle birbirlerini bir tutturmak istiyorum. Bir tane zincirimi çektim bakın kaydırma yapmış oldum. Zaten sıra sonunda hemen şuraya tekrar göstereyim. Bakın sıra sonuna geldik. Diğer birleştireceğim motifin tam köşe noktasına battım. ipimi çektim. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve burayı tamamlamış oldum. Aslında buradan aşağıya doğru gidebilirim ama kafanız karışmasın şimdi. Orada ipimi kestim. Şimdi gösterdiğim gibi burayı da tamamlamış oldum. Şöyle tekrar etmek istiyorum. Bakın en olarak birleştirdik. Şimdi boylamasını birleştirmemizi yapacağız. Bakın omuzları da birleştirmiş olduk. Şu an yelek formunu almaya başladı. Şimdi boydan birleştirmesini yapacağız. Şimdi yeleğimi şu şekilde çevirdim. İpimi alıyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde farklı hiçbir şey yok. Yine birleştirmeye devam edeceğiz. Zaten kenar bölümleri öreceğimiz için bu kısa kalan iplere fazla takılmayalım. Şimdi bir tane zincirimi çektim. İpimi sabitledikten sonra tam şu köşe noktasından aşağıya doğru ineceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bakın şuraya ipimizi bir sabitleyelim. boydan birleştirmemizi yapacağız. Bakın bu şekilde yaparsanız daha düzgün olacaktır. Tam köşe noktasından battım. İpimi karşıya doğru sabitledim. Bakın şurada buraya zaten dediğim gibi kenar geçeceğimiz için bu iplerin sorun etmiyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Burada ipimi sabitliyorum. Şimdi ne yapıyorum? Buradan dimdirek aşağıya doğru ineceğim. Bakın bu şekilde iniyoruz. Her gördüğüm ilmeklerden sık iğne yaparak aşağıya doğru inip tamamlıyorum. Tam birleşim noktasını da göstereyim. Kafa karışıklığı olmasın. Bakın tam şu noktayı da göstereceğim. Buradan aşağıya doğru bir inelim sıra sonuna kadar. Bakın hem buradan alıyorum hem bir tane de arkadan alıyorum, sabitliyorum bir tane buradan bir tane arkadan aldım sık iğne ördüm şimdi sık iğne örerek sıra sonuna kadar gelelim bakın gösterdiğim noktadan aşağıya doğru geldim tam birleşim noktasının olduğu yerdeyim burada da yan birleşim yaptığımız için şurada bir bakın birleşim noktamız var şimdi burada ne yapmamız gerekiyor burada bakın direkt sıra gelen motifimin köşe boşluğuna battım ve arkadaki motifimin köşe boşluğuna battım ipimi çektim bir tane sık iğne ördüm. Bakın burayı böyle atlamış olduk. Bu şekilde farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Kafa karışıklığı olmasın diye orayı da göstermek istedim. Bakın bütün detaylarını vermiş olduğum birleştirmenin de şimdi bu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Bütün açık kalan yerlerimizi boydan bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi bütün birleşimlerimizi yapıp tamamlayalım. En son kenar bölümlerini yani yaka bölümünü şu ön bölümlerinin sık iğnelerini göstereceğim. Bakın bu şekilde birleştiriyorum. Burayı birleştireceğiz. Buramız açık. Burayı birleştireceğiz. Arkada açıklıklarımız var. Boydan olan yerlerin hepsini bu şekilde birleştirip tamamlıyoruz. Dediğim gibi yukarıdan aşağıya doğru birleştireceğiz ve bu şekilde bir görüntü elde etmek istiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde bir görüntümüz olacak. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Bütün açık boydan bu şekilde birleştiriyoruz açık yerleri. Şimdi gösterdiğim şekilde bütün birleştirmeleri yapıp tamamladım. ekranı ekrana sığsın diye kamerayı elime aldım. Şimdi şurada bazı detaylar vermek istiyorum. Bütün birleştirmeleri yaptıktan sonra dediğim gibi ilk olarak en olarak birleştiriyoruz. Daha sonrasında boylamasını birleştiriyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç ise bakın şu görüntüyü elde edebilmek için. Daha düzgün durmasını istediğimiz için ön birleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Benim gibi yaparsanız gayet güzel olacaktır. Şimdi birleştirmeleri yaptıktan sonra bu aşamada ben ütümü de yapıp geldim. Arka tarafından ütü kısmını hallediyoruz. Şöyle ekrana sığdırmaya çalışacağım. Bakın boy olarak bu şekilde oldu. Şimdi kolon kenar sık iğnesini geçtim ben bir tarafı. Diğer tarafı birlikte yapacağız ve kenar bu yaka bölümünü ve komple şu yeleğimizin alt kenar bölümünün sık iğnesini birlikte yapacağız. Zaten sık iğne kolay bildiğimiz bir şey. Farklı bir şey olmayacak. Ama yine de birlikte yapalım istiyorum. Hiç bilmeyenler de kolaylıkla yapsın diye. Şimdi burada şu detayı da vermek istiyorum. Hazır kamera elimdeyken. Şimdi burada koltuk altından itibaren bakın şurada 2, 4 tane boydan motifimiz var. Koltuk altındaki motiflerimizi söylüyorum. Şimdi buradan sonrası dediğim gibi zaten boyu istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Burada bir sıkıntımız yok. Ben bu şekilde yapmak istediğim için uzun ördüm. Siz daha da kısa tabii ki de örebilirsiniz. Şimdi kameramı sabitleyeceğim. Sık iğneyi nasıl yapıyoruz koldaki onu göstereceğim. Daha sonrasında yaka, ense komple zaten bir ördüğümüz için orayı da örüp tamamlayacağız. Şimdi ipimi parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne tekniğiyle kenarları öreceğiz demiştik. Şimdi ördüğüm tarafı da göstereyim. Şu şekilde olacak. Bakın sık iğne. Ben toplam olarak 3 sıra ördüm. Siz dilerseniz daha kalın da örebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Ama bakın 3 sırada yeterli geliyor. Bunu yapmamızdaki amaç da bakın motiflerimizin daha düzgün bir görüntü elde etmek amacıyla burayı bu şekilde yapıyoruz. İpimi parmağıma doladıktan sonra bakın tam koltuk altındaki motifin dibinden ipimi sabitliyorum. Bakın tam uç kısmından sabitledim. Bu kısa kalan ipleri de içeriden yürütüyoruz. İpimi bu şekilde sabitledikten sonra yandaki ikili trabzanın tam tepe noktasına battım. İpimi çekiyorum. Tığımda iki tane ipim var. İkisini aynı anda çıkarak sık iğne örüyorum. Yandaki trabzanın tepesine geçtim. Bir sık iğne ördüm. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şeklinde buranın etrafından döne döne istediğiniz kalınlığa gelene kadar örüp tabii ki de tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben bir sıra sonuna kadar geleyim. Ee, sıra sonunda nasıl birleştirip bir üst sıraya çıkıyoruz. Bunu da bilmeyenler için göstermek istiyorum. Şimdi şu detayı da vereyim. Bakın bir tane motifimin kenar bölümünü örmüş oldum. Şurada bakın bir tane motifimin köşe boşluğu var. Oraya battım. Bir tane sık iğne ördüm. Bakın burada da birleştirdiğimiz çizgi noktası var. Buraya batmıyorum. Burayı atlıyorum. Bakın şöyle atladım. Yanındaki boşluğa geçtim. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Dediğim gibi aralardaki kısa kalan iplerimizi de bu şekilde yürütürseniz iç kısmından daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi burayı bir sıra sonuna kadar geleyim. Bakın buradan başladık. Koltuk altından başladık. Yukarıya doğru sakinelerimizi öreceğiz. Dediğim gibi buraları atlıyoruz. Çizgi bölümlerini, birleşim noktalarını. Buraları buraya kadar geleceğiz. Ve burada birleştirip bir üst sıraya nasıl çıktığımı göstereceğim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonuna geldiğimizde şurada şöyle bir görüntümüz olacak. Diğer motifin tam köşe noktasına da bir tane boşluk boşluk bulunuyor. Bu boşluğa da bir tane sık iğnemizi ördük. Şimdi burada bir tane çizgimiz bulunuyor alt sıradaki. Oraya atlıyorum. Bakın ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu arkadaki ipimizi de yürütüyorum. Daha sonrasında bu battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartıyorum, kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Bakın hepsi bu kadar. Bir tane kaydırma, bir tane de zincirimizi çektik ve bir üst sıraya çıkmış olduk. Şimdi bu sırada ikinci sıramızda her gördüğümüz sık iğnenin tepesine birer defa batıyoruz ve burayı dediğim gibi istediğimiz kalınlığa gelene kadar örüp tamamlayacağız. Bakın her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum sık iğne örüyorum. Şimdi ben burayı öreceğim. 3 sıra örüp burayı tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde 3 sıra örüp tamamladım. Sıra sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde artık bitireceğimiz noktada kapatıyoruz. Şimdi battım. Battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkarttım. Bir tane zincirimi çektim. iyice sağlam olması adına. Burada ipimi artık kesiyorum. Bu kısa kalan ipi de şöyle içeriye doğru çekiştirip aralardan geçirerek sabitleme işlemi yapacağız. Şimdi bu şekilde kollarımızı da örüp tamamlıyoruz. Ya bu kısımda da yine ütülemeye ihtiyacı duyarsanız iç kısmından şuradan ütüleme yapabilirsiniz. Ama benimki gayet güzel duruyor. O yüzden burayı ütü yapmayacağım ben. Şimdi diğer tarafı da göstereyim. Zaten örmüştük. Bakın şöyle. Gayet güzel oldu kollarımız. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın şöyle yeleğimi yan tarafından örmeye başlayacağım. İpimizi alıyoruz yine tığıma bir tane zincirimi çektim ipimi sabitledim şimdi yeleğimi yan çevirdim dediğim gibi tam şu köşe noktasına battım ipimi buraya sabitliyorum yine ilerlerken kısa kalan ipimizi içeriden yürüteceğiz şimdi burada her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir defa batıyorum ve örmeye başlıyorum. Dediğim gibi buranın kalınlığı da sizin zevkinize kalmış. İsterseniz 3 sıra, isterseniz 4-5 sıra artık istediğiniz boyuta gelene kadar buranın da sık iğnesini yani yeleğinizin ön pat kısmını örüp tamamlayabilirsiniz. Şimdi bir tane motifimin tam bir boyunu öreyim. Yine birleştirme şuradaki noktasında atlama yapacağız. Gösterdiğim gibi e, kollarda. Tam bakın motifin tam köşe noktasına geldim. Bir tane sık iğnemi ördüm. Buraya atlıyorum. Diğer motifimin tam köşe boşluğuna battım. Yine kısa kalan ipimi arada yürütüyorum. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa batarak sık iğne örüp burayı tamamlayacağız. Şimdi ense kısmında eğer çok fazla bir bolluk hissediyorsanız oralarda eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi ben birkaç tane eksiltme yapacağım ense kısmında. Orayı tabii ki de göstereceğim size fikir olması açısından. Şimdi buranın sak iğnesini bakın şöyle göstereyim. Bu köşeden başladık. Buradan yukarıya doğru gidiyoruz. Bakın tam şuradaki son motifimizin köşe boşluğuna kadar geldik. Şimdi buraya geldikten sonra bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın omuzdaki motifimiz. Buradan buraya geldiğimizde tam bu noktaya kadar gelelim. Hep gösterdiğim şekilde olduğu için burayı göstermiyorum. Zaten hep sık iğne halinde. Bu şekilde geliyoruz. Bakın yine birleştirmeleri atlıyoruz. Buradan buraya kadar gelelim. Burada aralarda eksiltme yapacağım. Çünkü bakın arka ense bölümümüzde 3 tane motifimiz var. Bakın burada 3 tane motif. Şimdi burada fazla bir motif görüntüsü olduğu için burada bir toparlanma yapacağım. Nasıl yapacağız? Aralardan eksiltme yapacağız. Zaten bilenler bilir buraları hızlıca geçebilir. Bilmeyenler için göstereceğim orayı. Şimdi dediğim gibi arka noktasına kadar her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa batıyor örüyorum Sık iğne örüyorum. Şimdi şu detayı da vermek istedim. Bakın ön yakadaki buradan başladık. Buradan yukarıya doğru geldik. Tam şu noktada köşedeki motifimizin bakın şuradaki yakadaki motifin tam köşe noktasını çift battım. İki tane burada sık iğne yaptım ki köşeyi daha rahat dönebilelim diye. Şimdi devam ediyorum. Dediğim noktaya gelene kadar her gördüğüm sık iğnenin tepesini burada bir defa batıyorum. Şimdi tam ense kısmına kadar geldim bakın. Şuradan yukarıya doğru çıktık dediğim gibi köşeden buradan başladık buraya doğru geldik. Şimdi burada ne yapıyorum bakın? Buradaki omuzdaki bir motifimin de yine kenar bölümünün sık iğnesini ördüm. Omuzdan sonra gelen motifimizin tam kenar köşe noktası burası. Buraya atınıyorum. Eğer batarsanız fazlalık gibi duruyor. O yüzden atladık orayı. Diğer arkadaki motifimizin ikinci köşeye batmış olduk ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada biraz örüyorum. Bakın göz kararı eksiltmeler yapacağım. Ee, dediğim gibi burada yapmak isteyenler eksiltmesini yapabilir. Yok ben bu şekilde beğeniyorum, beğendim diyenler de dümdüz örüp sık iğneyi örüp tamamlayabilir. Şimdi biraz ördük arkadaki e, ikinci motifimizin bulunduğum noktadayım. Şimdi burada bakın eksiltmeleri şu şekilde yapacağız. Biraz toparlansın istediğim için yapıyorum dediğim gibi. Bir tane battım. Daha sonrasında yandaki e, ikili trabzan tepesine de battım. Tığımda 3 tane ipim var. 3 ipi de aynı anda çıkıyorum. Bakın. Bir tane yapmış oldum. Şimdi ilerliyorum. Biraz daha örüyorum. Burada sayı vermeyeceğim. Göz kararı yapıyoruz. Şöyle battım. Yandakine geçtim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde ilerledim. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir tane battım. Yandakinden de ilmek çıkardım. 3 tane ipim var. 3 ipi de aynı anda çıkıyorum. Bakın hafif toparlanmaya başlayacak burada. Dediğim gibi ensede 3 tane motifimiz var. Üçüne de birer tane bu şekilde eksiltmeler yapacağım. Şimdi bir tane daha yapalım burada. Bir tane aldım. Yandaki ilmekten de aldım. Tığımdaki üç ipi de aynı anda çıktım. Eksiltmemi yaptım. Eğer ihtiyaç duyarsanız ikinci, üçüncü sıralarda da eksiltmeler yapabilirsiniz. Burası artık sizin kendi zevkinize kalmış. Burada dediğim gibi herhangi bir kural yok. Şu şekilde olacak, bu şekilde olacak diye göz kararı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane daha eksiltme yaptım. Şimdi ilerliyorum sık iğnemi örüyorum. Bakın bu şekilde daralmasını istediğim noktalarda bir tane daha yaptım. Bakın hafif toparlanmaya başladı. Şimdi ne yapıyorum? Buradan aşağıya doğru ineceğim. Diğer ön tarafta yaptığım gibi. Bakın farklı bir şey yok. Eğer olsa zaten gösteririm. Şimdi burada dediğim gibi diğer yakanın uç kısmında da köşe noktasına da çift batacağız. İki tane sık iğne yapacağız. Aşağıya doğru ineceğiz. Ön kenarı öreceğiz. Daha sonrasında bu kenarda da çift batacağız. Bakın sadece hangi kenarlarda çift battığımızı tekrar göstermek istiyorum. Kafa karışıklığı olsun istemediğim için. Bakın burada bir tane battım çünkü sıra sonunda geldiğimizde buraya da çift batarak tamamlayacağız. O yüzden şöyle bir göstermek istiyorum yeleğimizin Nerelerde çift başlayacağız? Buradan tek battık. Yukarıya doğru çıktık. Kenar bölümünde çift battık. Buradan geldik. Arka ense bölümde eksiltme yaptık. Daha sonrasında buradan geliyoruz. Bu noktaya da çift batıyoruz. E, yaka ön olduğu için buradan aşağıya e, yine tek sık iğne olarak aşağıya iniyoruz bakın etek ucunun köşedeki motifede buraya da çift batıyoruz ve burayı arkayı komple dönüyoruz bakın buralarda hiçbir şey yok dümdüz sık iğne halinde dönüyoruz ve başladığımız noktaya kadar gelelim kafa karışıklığı olmasın hep sık iğne halinde indiğimiz için burayı video daha uzun olmasın diye Göstermeyeceğim dediğim gibi aşağıya doğru ineceğiz şimdi eksiltmelerimizi de yaptık. Şimdi ikinci üçüncü sıralarda ne yapacaksınız hemen ondan da bahsedeceğim ama şu sıra sonuna kadar bir gelelim daha sonrasında zaten ne yapacağınızı söyleyeceğim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim yani başladığım noktanın olduğu yerdeyim. Şimdi burada ne yapacağız bakın bir tane sık iğnemizi örmüştük aynı boşluğa tekrar batıyorum ikinci sık iğnemi örüyorum. Ve yaptığım ilk sık iğnenin tam tepe noktasına battım. ipimi çekiyorum ve bir tane burada kaydırma yaptım. Bakın burada da çift örerek burayı tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkmış oldum. Şimdi yandaki sık iğnenin tepesine battım. Bir sık iğne ördüm. Yanına geçtim. Bir sık iğne şeklinde. Bu sırada her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batacağım. Köşelerde çift battığımız noktalara geldiğimizde yine... Ee, çift battığımız noktanın tam tepe noktasına iki tane batarak yine çift batarak yani köşeyi dönmüş olacağız. Şimdi nasıl? E, şimdi bu şekilde yukarıya doğru çıkacağım. Ee, şurada tam şu noktaya geldiğimizde, burayı tekrar etmek istiyorum. Bakın buradan yukarıya doğru ikinci sıramı örüyorum. Bu noktaya geldiğimde, burada çift batmıştık. Tam bu noktada herhangi bir yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine çift batarak daha sonrasında bu şekilde hepsine birer defa batıyorum ormos kısmı geçiyorum. Arka ense bölümünde ise eksiltmeler yapmıştık. Yine ihtiyaç doğrultusunda yani daralsın istiyorsanız burası bolsa gösterdiğim şekilde yine eksiltmelerinizi ara ara yaparak burayı daha dar hale getirebilirsiniz. Daha sonrasında aşağıya doğru ineceğiz. Yine burada her gördüğümüz sıkın tepesine birer defa batacağız. Bu köşeye geldiğimizde bu köşede yapmış olduğumuz gibi çift batarak aşağıya doğru ineceğiz. Bu köşeye geldiğimizde yine çift batacağız. Aşağıya doğru bakın etek ucu. Yeleğimizin arka kısmının etek ucu. Buradan da buraya kadar geliyoruz ve başladığımız noktadan itibaren dediğim gibi istediğiniz uzunlukta. Burayı örüp ön kısmı da bu şekilde sık iğne halinde örüp tamamlayacağız. Halinde olduğu için videoyu burada bitirmek istiyorum. Ee, zaten bitmiş halini önde kaçar sıra ördüğümü videonun başında zaten söylüyor olacağım. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.